Herkese merhaba. Polonya'da 2,5 ay boyunca kaldığım yurdun önündeyim. Bu bir yurt videosu. Şu an yurdun önündeyim ve yurdun önünden başlayarak anlatmaya çalışacağım kaldığım yurdumu. Yurdumun konumu çok güzel. Hemen karşımda bir Carrefour var. Yan tarafımda Żabka var. Çaprazda işte tramvaylar vesaire geçiyor. Yani olup olabilecek en iyi konuma sahip sanırım benim yurdum. Karşıda aslında Carrefour var. Kameradan görünmüyor. Şurada 7/24 açık olan bir şaşlıkçı var. Şaşlıkçıdan birazcık yürünce hemen onun yanında da Żabka var. Ve tam şu çaprazda da tramvaylar geçiyor. Perdeli olan yanındaki yer. Ya odamı çok özleyeceğim. İyi ki bu videoyu çekiyorum gerçekten. Yurda giriş yaparken bu şekilde bir sarı karta ihtiyacınız var. Sarı kartı yurt yöneticileri size veriyor. Bu sarı kartı kesinlikle yanınızdan ayırmayın. Bazen hani geç deseler de bu sarı kart olmadığı için problem yaratan güvenlikler oluyor kesinlikle. Şimdi de hadi sarı kartımızla bir şu an yurduma giriş yaptım. Yurduma girişi açıkçası video çekmek için yaptım. Şu an bir markete gittim var. Market videosu çekeceğim. Odamın içi şu an çok karışık. Odamın içinde yurttan çıkış yaparken size göstereceğim. Bu arada Polonya'dan ayrılmamıza bayağı az kaldı. Hem evime döneceğim için mutluyum. Hem de hüzünlüyüm. Çünkü sanki burada 2,5 ay değil böyle 10 yıl falan geçirmiş gibiyim. Yıkama ve kaldığım odanın ortak alanı yani mutfağına gönderiyorum. Burası çamaşır odamız. Binanın en alt katında. Şimdi buradan jeton alacağız. Jeton ya kağıt böyle 10 zlotiye ihtiyacımız var ya da bozukluk olarak 9 zlotiye ihtiyacımız var. Kağıt böyle alıyoruz. Böyle bir tane jeton ve böyle bir tane 1 zloti. Bozukluk veriyor. Hemen o cebimize koyuyoruz. Bir tane böyle deterjan var. Biz gidecek olduğumuz için ben böyle 3-4 tane deterjan için aldım. Bu arada arkadaşlar makineler çok kuvvetli. Böyle yüksek derecelere atmayın. Benim evimdeki makinem de 30 derecede yıkayamadığım için burada 30 derecede yıkayınca geçiyor. Yumuşatıcıyı şuraya koyuyorum. Bayağı döküyorum çünkü biz gideceğiz. Şimdi gel buraya ayarlama yapalım. 40 derece olsun. Tamam. 1 saat olsun. 20 dereceye biraz az gelir bence 40 derece olsun. Ama biz 20 derecede yıkadığımızda da geçmişti değil mi? Evet, evet. Ne yapalım? 40 iyidir bence. 40 iyidir ya bence. Biraz çok gezdik, kirlenmiştir üstümüz. Aynen. Jetonu atıyorum. Başladı. Okey, başladı. Şimdi bir de burada kurutma makinesi var. Kurutmalık için bir alan yapmamışlar. Ama kurutma makinesi koymuşlar. Bu arada saçım başım çok kötü. Yeni yoldan geldik. Ekranda nasıl görünüyorum Yiğit? Ekranda güzel görünüyor mu? Saçım güzel, hiçbir problem yok. Sana göre öyle. Bilgilerimizi veriyoruz. Kurutma makinesini kullanmanızı
öneririm. Uğraşmıyorsunuz işte bir yere as vesaire gibi. Biz yandaki arkadaşımızdan alıyorduk asmak için şeyi. Hiç gerek yok bence. Yine aynı şekilde bu jetonu alıp bu şekilde buraya koyuyorsunuz. Bu kurutmalığa ait yer. Jetonu atıyorsunuz ama yine aynı şekilde en düşük sıcaklığı ayarlayın. Eşyalarınız çeker en düşük sıcaklıkta bu şekilde. Aslında bu da var da ben yine şu birazcık da sıcak sıcak kurulmasını istiyorum. Bir saate işlem tamam oluyor. Çamaşır yıkamak için söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada Yiğit karşıdan dil çıkarıyor. Şimdi bir de sosyal alana gideceğiz. Arkadaşlar burada bu arada sosyal alan yoktu. Yeni yeni yapılmaya çalışıyor. Böyle maçlarda falan filan böyle hani görüyoruz açık olduğunu. Biz Yiğit biraz sosyal alanı da çek, tamam mı? Şimdi maç izlemeye gidiyor Yiğit Dünya Kupası'nı. Dünya Kupası mıydı? Dünya Kupası finali. Ben birinci kat 109 nolu odada kaldım. O da direkt böyle giriş yaptığımız zaman hemen bir mutfak karşılıyor bizi. Mutfakta ise temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak her şey var. Ocak var, buzdolabı var, işte dolaplar vesaire var. Sadece şu küçük iki ve şu küçük iki çekmece ve şu dolap bize ait. Buraya geldiğimizde ise sol tarafımızda tuvaletin, sağ tarafımızda ise banyonun olduğunu görüyoruz. Banyo normal, pardon tuvalet normal. Tuvalet yani klozet tuvalet. Hemen yan tarafa geldiğimizde ise banyoyu görüyoruz. Banyoda ise bir tane böyle duşakabin var, bir tane şöyle lavabo var ve böyle aynanın olduğu şöyle dolap var. Hemen burada iki tane böyle kapı var. Ben A yazan tarafta kalıyorum. Odalar ikişer kişilik. Şimdi de hazır hemen oda müsaitken içeriği de göstermek istedim. Odamızda bu şekilde iki tane çalışma masası var. Sandalyeleri çok eski. Herhalde yurttaki en eski sandalye bizim. Bu arada perde vermiyorlar. Yani ben verilen bir battaniyeyi bu şekilde perde şeklinde yaptım. Gerçi bunu Yiğit yaptı. Yiğit'in düşüncesiydi bu. Daha sonra aynam vardı. Aynamı bırakıyorum. İki adana aldım. Terliklerim vardı. Terliklerimi bırakıyorum. Bir de bu şekilde iki tane yatak var odalarda. Bazı odalar iki kişilik, bazı odalar tek kişilik. Yataklar ilk önce gerçekten çok problemliydi. Hiç sevemedim. Daha sonradan alıştım. Şu an gerçekten evimden ayrılıyormuş gibiyim. Yorgan ve nev resimleri yurt veriyor bu arada arkadaşlar. Bir tane şöyle kapalı dolap var. İki tane de böyle yarı açık bir dolap var. Aslında bu şekilde olması iyi. Çünkü ben her şeyin görünmesini seven bir insan değilim. Bir de böyle sağlı sollu bu şekilde raflar var. Odam içinde söyleyeceklerim bu kadar. Türkiye'den herkese selam. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim ve bomba gibiyim. Videoda birçok eksik nokta gördüm ve hemen videonun içine girip bu eksiklikleri tamamlamak istedim. İlk olarak internetten bahsetmek istiyorum. Yurdun interneti bedava, hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ancak bir kablo almanız gerekiyor. Sanırım Ethernet kablosuydu bu. Videonun başında gösterdiğim AVM'nin içerisinde birinci katta Pet Shop'un karşısında Chibo'nun yanında bir elektronik ıvır zıvırı satan yer var. Oradan alabilirsiniz. Carrefour'dan alabilirsiniz. Bir de o AVM'nin ikinci katında böyle yine elektronikimsi bir mağaza var. Büyük bir mağaza orası. Ancak biraz pahalı. Oradan da alabilirsiniz. Açıkçası biz en ucuzunu aldık. Bu birinci kattaki bu elektronik ıvır zıvır satan yer dediğim yerden. İkinci olarak da bahsetmek istediğim şey giriş çıkış saatleri. Yurda giriş çıkış saati yok arkadaşlar. İstediğiniz zaman da girip istediğiniz zaman da çıkabiliyorsunuz. Ancak bu videonun başında gösterdiğim sarı kartla birlikte. Son olarak bahsetmek istediğim şey de yurt ücreti. Biz 670 lira yatırdık. Ancak biz öğrenci olarak o yurtta kalmadık. O yüzden biz biraz fazla yatırdık. Öğrenci arkadaşlarımıza sorduğumda ise 420 lira yatırdıklarını öğrendim. Şu an bunların TL karşılıklarını söylemeyeceğim. Çünkü biz yurt dışına gittiğimizde İlk böyle kur 3.70 falandı. Sonra
4 oldu. Sonra 5'e yaklaştı falan. Yani şu anki kur neyse eğer bu söylediğim fiyatları onunla çarparsanız gerçek fiyatını bulabilirsiniz. Bu yurt ücreti içinde yurt yöneticileri size bir kağıt veriyorlar. IBAN'ın yazılı olduğu ve ödeyeceğiniz paraların yazılı olduğu bir kağıt. Yurt parasını postaneye yatırıyorsunuz. Postanede bu videonun başında gösterdiğim AVM'nin içerisinde var. Ayrıca postaneden hem kredi kartıyla hem nakit olarak ücretlerinizi ödeyebilirsiniz. Bu arada ne kadar çok ücret dedim. Ya ücret. Ayrıca nakit olarak da para çekebilmek için yine AVM'nin içerisindeki Santander bankametini kullanabilirsiniz. Ve Santander sadece Ziraat'la anlaşmalı. Bu da aklınızda olsun. Başka ne söyleyeceğim? Başka söylemek istediğim şeyler de açıkçası biz o yurda böyle çok zor girdik. Yani yurt bulmak için çok uğraştık. O yüzden de bize en kötü odayı vermişler. Erasmus öğrencilerinin işte odalarına baktığımda kesinlikle bizimle aynı değil. Böyle mutfakları, lavaboları, banyoları falan çok güzel. Bu video için benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer yurtla ilgili, Çeçin'le ilgili sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.